Kocaeli Barış Platformu olarak barış sürecini takviye etmek, desteklemek amacıyla önemli aktiviteler yapıyoruz. Biliyorsunuz 2013'ün en önemli konusu barış süreciydi. Biz en azından öyle görüyoruz. Ülkede belki şu anda çok önemli sorunlar yaşanıyor, meseleler yaşanıyor. Ama 2013'te biz Türkiye'nin çok önemli bir meselesiyle ilgili önemli bir gelişme yaşadık. Biz bu süreci çok önemsiyoruz. Bundan dolayı da Kocaeli'ndeki farklı STK'lar olarak Nisan 2013 ayından itibaren Kocaeli Barış Platformu'nu kurduk. Kocaeli Barış Platformu sağcısı, solcusu, Türk'ü, Kürd'ü, Alevisi, Sünnisi farklı STK'ların bir araya gelerek oluşturduğu bir platform. Sadece barışı amaçlıyor, barışı özlüyor, barışı en azından yerelde Kocaeli'de tahkim etmek ve tüm Türkiye'ye yayma amacıyla çalışmalar yapmayı istiyor. Kocaeli Barış Platformu kurulduktan sonra bir önemli sempozyum çalışması gerçekleştirdi. 29 Haziran'da Kocaeli Barışı Konuşuyor isimli sempozyum çalışmamızla biz Kocaeli yerelinde farklı yerel dinamiklerin konuşmacı olarak katıldığı tam gün süren bir sempozyum çalışması yaptık. Hakikaten çok değerli, güzel bir çalışma oldu. Ve ardından yine faaliyetlerimize devam ettik. Ramazan ayında bir iftar çalışmamız oldu. Yine farklı kesimlerin katıldığı, farklı kesimlere yönelik ziyaretlerimiz, aktivitelerimiz devam ediyor. Biz çalışmalarımıza sürekli devam ediyoruz. Her hafta yönetim kurulu toplantımız aktif bir şekilde toplanarak gündemi değerlendiriyor ve Kocaeli'de ve Türkiye'de ne yapılması gerektiği üzerinde sürekli duruyor. Bugünkü çalışmamız bir büyük çalışmanın ön çalışması. Bunu da burada sizlere ilk olarak aktarmış olalım. Kocaeli'nde şu ana kadar yapılmamış çok önemli bir çalışmanın hazırlıkları içindeyiz. İnşallah gerçekleştiririz. 3-4 Mayıs'ta Kocaeli'nde uluslararası bir sempozyum çalışması hazırlıyoruz. Ana dilde eğitimle ilgili bir çalışma hazırlığımız var. Bununla ilgili işte bu ön konferanslarla, panellerle bir hazırlık süreci geçirmeyi düşünüyoruz. Uluslararası bir katılım olacak inşallah. Bunu gerçekleştirmek için de var gücümüzle şimdiden çalışıyoruz. Ana dilde eğitim biliyorsunuz Türkiye'de uzun süredir tartışılan, hemen olumlu veya olumsuz pozisyon alınan bir tartışma konusu. Biz bunu tüm boyutlarıyla masaya yatırarak incelemek istiyoruz. Biz bugün çok değerli konuklarımızı panelimize davet ettik. Kendileri bizi kırmadılar, sağ olsun teşrif ettiler. Belki gündemde şu anda Türkiye'de çok farklı bir tartışma konusu var. Yoğun bir şekilde tartışılıyor. Ama biz asıl Türkiye'nin ana konusunun barış olduğunu düşünüyoruz. Barış sürecini hassasiyetle korumak, geliştirmek ve ilerletmek durumundayız. Bir kendi afişlerimizde yaptığımız gibi bir çocuğun, bir bebeğin masumiyetinde görüyoruz barışı. Ve onu en güzel şekilde korumak için de gayretlerimizi sürdüreceğiz inşallah. Ben bu sözlerimden sonra panelistlerimizi tanıtmak isterim sizlere. Sinan Özbek hocamız, Kocaeli Üniversitesi Felsefe Bölümü Ana Bilim Dalı Başkanı. Kendisi ilk konuşmacımız olacak. Cihangir İslam, kendisi araştırmacı, yazar ve aynı zamanda tıp doktoru, ortopedi uzmanı. Roni Margulies, iktisat doktoru ama kendi ifadesiyle iktisat dışında her şeyi yapıyor. Araştırmacı, yazar ve şair. Ferhat Kentel hocamız da Şehir Üniversitesi öğretim üyesi. Ben ilk sözü Sinan Özbek hocama veriyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum. Bilmem nasıl başlamada Ömer Faruk Bey ifade etti. Türkiye'nin gündemi başka yönlere kaymışken dün haberlerde izledim. Bir takım arkadaşlar da tekrar barış sürecini konuşmak için Dolmabahçe'deki ofiste toplanma talep etmişler. Her ne olursa olsun Türkiye'de alttan alta sürmekte olan bir tartışma var ki o da barış sorunu, asla gündemin yoğunluğuyla unutulmaması gereken bir ciddi problem Türkiye için. Konuşmamda şunu yapmaya çalışacağım. Genel olarak Kürt sorununun ana hatlarını çizeceğim. Nereden nereye geldik ve Kürt sorununa nasıl bakmak gerekir diye bir tablo oluşturmaya çalışacağım. Sorunu nasıl saptayabiliriz? Osmanlı İmparatorluğu bildiğiniz üzere çok sayıda etnik kimliklerden oluşan ulus ötesi bir topluluktu. Milliyetçiliğin başlamasıyla birlikte, milliyetçilik kapitalizmle at başı giden bir ideolojidir. Milliyetçilik ideolojilerinin yaygınlık kazanmaya başlamasıyla birlikte öncelikle Balkanlarda hareketler depreşti, milliyetçi hareketler depreşti. Sırplar 1812'de ilk ayrıcalıkları edinmeye başladılar. Hızla geçiyorum. 1878'de bağımsızlıklarını ilan ettiler. 1829'da da Yunanlılar bağımsızlığını ilan etmişlerdi. Osmanlı coğrafyasından Arnavutluk'tan Irak'a kadar, yanlış hatırlamıyorsam, 16 tane ulus devlet. Buna Türkiye Cumhuriyeti de dahildir. Bu süreçte en son uluslaşan ülke Türkiye Cumhuriyeti oldu. Uluslaşmanın en son gerçekleştiği topluluk Türk topluluğu oldu. Bu arada hemen altını çizeyim. İki tane ulus, daha sonra biri farklı bir yola doğru gidecek. Bu Osmanlı mirası üzerinden uluslaşamadı. Bir tanesi Kürtlerdir, bir tanesi Ermenilerdir. Ermenilerin durumu başka bir tartışmayı gerektirir. Çok daha detaylı bir tartışmayı gerektiren bir başlıktır. Onu bugünkü konuşmamızda bir kenara koyuyoruz. Kürtler uluslaşmayı beceremediler. Ama Kürtlerin nüfusuna baktığımızda, hemen ekleyeyim, şu an Türkiye'de Ermeni kimliğiyle yaşayan, ben Ermeniyim diye tanımlayan son verilere göre 60 bin insan var. Kürtler için durum farklı. Rakamlar 7 milyonla 25 milyon arasında veriliyor. Yani bu ülkede isterseniz en azına alın 7 milyon Türk yaşıyor ve Kürt yaşıyor. Bu rakamın içine Zazalar da dahildir. Türkiye'deki etnik yapıya baktığımızda ana hatlarıyla söylenirse 29 tane etnik kimlikten bahsediliyor. Konda'nın verilerine göre genel nüfus içinde Türkler %76'yı oluşturuyor. Kürt ve Zazalar 15 milyon Konda'nın verilerine göre. %15'ini oluşturuyor, affedersiniz, 11 milyon. Diğer etnik gruplarda %8,3'ünü oluşturuyor, 6 milyonun üzerinde. Bu Konda'nın verileri. Niçin bunun altını çiziyorum? Nereden bakarsanız bakın, ciddi bir Kürt nüfusu var bu ülkede. Belki karşılaştırmaya meydan vermesi açısından hafızayı tazelemekte fayda var. Mesela Yunanistan'ın nüfusu 12 milyon değerli arkadaşlar. Mesela Bulgaristan'ın nüfusu 8 milyon. Mesela Gürcistan'ın nüfusu 5,5 milyon. Suriye 19 milyon. Ki bunun da %10-12'si Kürt. Mukayeseyi şuradan sürdürmeye çalışıyorum. Bu ülkede yaşayan Türk nüfusu kadar çevremizdeki ülkelerin toplam nüfusu var. Tablonun daha çarpıcı gözümüzün önünde netleşmesi için bunu yapıyorum. Söylenen o ki bütün parçalarla birlikte en az 40 milyon Kürt yaşamakta. Yakın zamana kadar, yani yakın zaman dediğim, öyle mi? Teşekkür ediyorum. Yakın zamana kadar Kürtler 80'li yıllara kadar, ki içimizde birçoğunun tanık olduğu yıllardır, önemli oranda aşiret ilişkileri içinde yaşayan, ulus bilincini geliştirmemiş bir topluluktu. Şimdilerde ise feodal aşiret ilişkilerinin önemli oranda parçalandığını görüyoruz. Kürtler bir ulus bilinci geliştirdiler. Bunu iddia etmek yanlış olmasın. Peki tarihte ne yaptı bu halk? İsyanlar var. Bunu artık 1806-1920 arasında Osmanlı İmparatorluğu'nda 15 kez bu halk isyan etmiş, ayaklanmış. Bunu nereden aktarıyorum? Mehmet Ali Birand'ın derdiği 2008 tarihli 3.01.2008 tarihli Hürriyet gazetesinden aktarıyorum. Periyodik bir hal almış neredeyse Kürt ayaklanmaları. O da bu bilgiyi Genelkurmay arşivlerinden almış. Yani bilginin kaynağı Genelkurmay arşivleridir. Arşivlere dayanarak söz konusu tarihlerde 15 tane Kürt isyanı var. Bunlardan bir tanesi 1881 Ubeydullah isyanı. Burada Kürtlük bilincini çağrıştırır ifadelerde kullanılmaya başlanıyor. Sadece bir köylü ayaklanması değil, o Kürtlük bilincine vurgu yapan ifadeler de var. Dolayısıyla Ubeydullah isyanı daha ayrı bir yerde duruyor. Ve hemen hepsi kanla bastırılıyor. Cumhuriyet dönemine dönersek 25 tane Kürt ayaklanması var. 1924 yılında ilki Hakkari'de. Bunun peşinden neredeyse periyodik olarak isyanlar var. İsyan olup olmadığı tartışmalı olan 1937 Dersim vukuatından sonra uzun bir süre bir sessizlik var Kürt isyanlarında. Süleyman Demirel'in tabiriyle 1978'de kurulan ve 84'te Eruh ve Şemdili'de baskınla ismini pekiştiren Parti Karkare Kurdistan denilen örgütün ayaklanması var. 25. ayaklanma olarak. Yani biz buna PKK diyoruz kısaca. Şimdi peki bu tarihlerde ne oldu? Osmanlı İmparatorluğu'nun sonlarına doğru İttihat ve Terakki Partisi'nin ses mi şey oldu? 1916 yılında çıkardığı bir yasa var. Bu yasaya göre 16'da çıkan yasaya Kürt isimleri koymak yasak. Ayrıyeten belirli bölgelerdeki Kürt nüfusun göç ettirildikleri bölgedeki nüfusun %5'ini geçmeyecek oranda göçe tabi tutuluyorlar. Bunun ismi asimilasyondur. Tartışılacak hiçbir tarafı yok. Ciddi bir asimilasyon politikasıdır. Ve İttihat ve Terakki'den devralınarak bu politika sürdürülmüştür. Ama başka şeyler oluyor. Mesela Mustafa Kemal'in Çiçer'inle Sovyet Dışişleri Komiseri ile yazışmalarında Kürdistan ismi geçiyor. Çok bilinir. İzmit konuşmasında Kürtlere özellikten bahsediliyor. Ama 1923'ten sonra bir kez daha bunlar anılmıyor. Dolayısıyla Cumhuriyet'in Kürtlere ilişkin politikası bir inkar ve asimilasyon politikasına dönüşüyor. Bakınız çok ilginç bulduğum, bu da Murat Belge bunu aktardı. 1982 tarihli bir Hizmete Özel Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın Hizmete Özel kitabından aktardı. Tesadüf sahaflarda eline geçmiş. Türkiye'de Yıkıcı ve Bölücü Akımlar isimli bir eser. Oradan aktarıyorum, aynen okuyorum. Acaba gerçekten Kürt diye bir ayrı ırk var mıdır? Kürt sözü nereden gelmektedir? Kürt, dağların yüksek kısımlarında, tepelerde, yaz ve kış aylarında erimeyen karlar vardır. Bu karların üzeri güneş açınca hafif eriyerek buzlaşır. Camsı, parlak ve sert bir tabakayla kaplanır. Üst kısmı sert, altı yumuşak kalır. Bu karın üzerinde yürüyünce ayağın bastığı yer içeri çöker. Ve kar, Kürt diye ses çıkarır. İşte bu sese izafen sıkışmış kara yakın, kar Kürt, kar veya Kürt'ün denmektedir. Yüksek yaylalarda ve karlı bölgelerde yaşayan Türklere Kürdaklar denmiştir. 1982'deki Kürtler hakkındaki bilgimiz bu. Bize anlatılan bu. Şaşılacak oranda naif ama yakın zamanlara kadar devletin resmi tezi. Şimdi değerli arkadaşlar, 30 yıla yakın, şimdi son bir yıldır silahlar sustu, süren bir savaş var. Bu savaşta ne olmuş? 300.000 asker ve 67.000 korucu seferber edilmiş. Rakamlar 5 yılın öncesinin rakamları. Türk ordusu Avrupa'nın en büyük ordusu, dünyanın 6. büyük ordusu, akılda tutulması gereken bir not olarak söylüyorum. 1987-2000 yılı arasında Kürtlerin yaşadığı 14 ilde sıkı yönetim ilan edilmiş, olağanüstü hal ilan edilmiş. Bunlar tam 57 kez uzatılmış, 24 kez sınır ötesi hareket yapılmış, asker operasyonlar yapılmış. Resmi rakamlara göre ilk 14 yılda 96 milyar dolar harcanmış. Rakamın aslında 400-500 milyon dolar olduğu biliniyor. Genel kabul gören rakam bu. Milyar dolar. Milyon mu dedim? Evet. Özür dilerim. Milyar dolar. Yine resmi rakamlara göre Türk tarafından 10.000 asker, Sivri ve Kürt tarafından 25.000 kişi ölmüş. Ve tabi buna eklenen faul mecliler var sayı olarak. Bu rakamın da 100.000, 150.000 olduğunu söyleyen, savaştan anlayan insanlar var. Bütün bunlardan sonra asimilasyon politikalarının Kürt varlığını inkar etmenin bir çözüm olmadığı neredeyse genel kabul gören bir tutuma dönüştü. 30 yıldır süren savaşın çözüm olmayacağı, Kürt sorununun silahla bitiremeyeceği, sorunun silah yoluyla çözülemeyeceği, Türkler için olduğu kadar Kürt tarafı için de artık bir tutum haline geldi. Buradan reasimilasyon dediğimiz ve ulus bilincine ilişkin bir iki şey söylemek isterim. Kürtlerin önemli oranda reasimile olduğunu söylemek mümkündür. Ne demek reasimile olmak? Asimilasyonun karşıtı olarak asimilasyona uğramış halkların zamanla tekrardan eski etnik kimliğine dönmesi. Ulusal mücadele bunu sağlar. Önemli oranda asimile olmuş Kürtler de tekrar kendini Kürt olarak tanımlamaya başlamıştır. Bu hem Avrupa'daki göç etmiş Kürtler için geçerlidir, hem Türkiye'de eski tarihlerde göç ettirilmiş Kürtler için de geçerlidir. Mesela Konya, çok teşekkür ediyorum. Konya yöresindeki Kürtler. Ancak göç eden Kürtlerin ki hemen hemen ikinci kuşakta asimile olurlar. Bunu sağlayan da büyük olasılıkla ortak dine sahip olmaktır. Ortak dine sahip olmak asimilasyonu hızlandıran bir tutumdur. Bir olgudur, özür dilerim. Ama ata topraklarında yaşayan önemli Kürt nüfusu asimile olmamıştır. Asimile olmamıştır ama Kürt kimliğini de ön plana çıkaran bir tutum içinde yıllarca olmamıştır. Ulusal mücadeleyle birlikte o Kürt kimliğinin tekrardan oturduğunu, sahip çıkıldığını görüyoruz. Şunu söyleyeceğim bu başlıkta. 30 yıldır süren savaş Kürtlerin uluslaşmasını sağlamıştır. Sosyolojik olarak baktığımızda Kürtler artık uluslaşmış bir halktır. Sorunu bu yalınlıkla görmek, ulusal hareketin önderliğini yapan teşkilatın, örgütün Kürtler için ne anlama geldiğini de soğukkanlılıkla tespit etmeyi getirir. Doğru kavramayı getirir. Dolayısıyla ulusal hareketin önderliğini yapan çizginin görülmemesi, muhatap alınmaması gibi bir anlayış boşluğa düşer, sağlıklı bir görüş üretilemez oradan. Kesin bir ifadeyle Türkiye'de asimilasyon politikaları tam anlamıyla görülenilmez bir şekilde bitmiştir. İşlevini kaybetmiştir. Bu ne demek değerli arkadaşlar? Türkiye Cumhuriyeti'nin 80 yıllık Kürt politikasının artık değişmek zorunda olması demek. Somut bir göstergedir bunun için. Soruna bu yalınlıkla bakmak, Kürtlere yönelik reformlarından kaçınılmazlığını tespit etmek anlamına gelir. Peki nasıl bir reform girişimi ile karşı karşıyayız? Konuşmamın başlığında tırnak içinde vardı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın güzel şeyler olacak ifadesi, zannediyorum 5 yıl öncenin ifadesidir. Aslında bütün bu süreçlerde artık Kürtlerle bir başka düzlemde muhatap olunacağını bize muştuluyordu. Bunu söyleten neydi? Tarihte, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Kürt sorunuyla ilgili kurumların ilk defa uyumlu bir şekilde hareket etmeye başlaması. Kimlere kastediyorum? Silahlı güçlere, polis ve asker, parlamento, cumhurbaşkanlığı, etkili olan güçler Kürt sorununun silahla değil, çözümünün barışlı olacağı konusunda bir uzlaşmaya varmışlardı. Dolayısıyla bu güzel şeyler olacak ifadesinin arkasında bu uzlaşmanın olduğunu görmek gerekiyor. Ama şunu da hemen ekleyeyim. Bu uzlaşmanın kendisinin olması sorunun çözmesine tek başına yetmez. Bir tutum almayı sağlar ama sorunun çözümünü sağlamaz tek başına. Burada artık gördüğümüz Türkiye Cumhuriyeti'nin Kürtlere yönelik politikasının tamamen demin söylediğim arka planda düşündüğümüzde tamamen değiştirmeye yönelik bir tutum içinde olduğudur. Bu tutumun kendisi Türkiye'de siyasi saflaşmayı tekrardan belirler. Hem de dikine böler. Barıştan yana olanlar ve barışın karşısında olanlar diye dikine siyaseti ikiye böler. Hemen hatırlayalım. Türkiye'de milliyetçi partiler telaffuz dahi etmek istemediler. Sosyal demokrat geçinen Cumhuriyet Halk Partisi de onlarla aynı saflaşmanın içine düştü bu tartışmada. Ama İktidar Partisi son derece kararlı bir tutumla bu sorunun çözülmesi gerektiğinin altını çizdi. Ne yamal olursa olsun. Burada BDP'nin rolü üzerine zaman kaybetmemek için durmuyorum. Tabii ki onun da rolü düşünülmeli. Peki ne yaptı Türkiye Cumhuriyeti? Bir takım reform başlıkları sıraladı. Bilmiyorum bunları hatırlatmama ihtiyaç var mı? Hızla geçiyorum. PKK'nın silah bırakması reformlar için ön koşul olarak konuldu. Silah bırakma durumunda sürecin hızlanacağı söylendi. Dağdaki PKK güçlerinin affedilmesi için formül aranmaya başladı. Genişletilecek bir afla 300-400 kişilik üst yöneticinin Avrupa'ya gitmesi, diğer geri kalanlarının %90'lık bir kesiminin Türkiye'ye dönmesi için düşünceler üretildi. Üçüncü olacak, Öcalan'ın tutuklu bulunduğu İmralı davasına arkadaş yeni mahkumlar yollanarak izolasyandan kaldırılması için görüş üretildi ve bu yapıldı kısmen. 4. Yurt dışında yaşayan Kürtlere vatandaşlık verileceği söylendi. Türk vatandaşlığından, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılmış Kürtler dahil buna. 5. Kürt dili önündeki engeller kaldırılacak dendi. Değiştirilmiş köy isimleri tekrardan eski Kürtçe isimlerini alabilecek. İnsanlar çocuklarına Kürtçe isim verebilecek. Cezaevinde tutuklular telefonla Kürtçe konuşabilecek. Üniversitelerde Kürt dili bölümleri açılacak. Kürt kentlerinde dağlara yazılmış olan "Ne mutlu Türk'üm" diyene gibi sloganlar sökülecek. Bunların bir kısmı yapıldı. Ama kilitlendiği nokta ana dil meselesidir. Değerli başkanımız ifade ettiler. Üzerinde düşünülmesi gereken noktalardan birisi ana dildir. Ve uzun sürede 6. madde olarak anayasa değişikliği yapılacak. Anayasadaki Türklüğe yapılan vurgular kaldırılacak dendi. Bunlar Türk tarafının reform haritasıydı. Peki Kürtler buna nasıl tepki verdi? Ahmet Türk'ün soy ismine bakmayın, kendisi halis Kürttür. Dağ fare doğurdu diye cevapladı bu reform politikalarını. Peki ne dediler? Bunun karşılığında 3 madde önerdiler. 1. Kürtlerin önündeki engeller kaldırılacak. Her alanda örgütlenme özgürlükleri olacak. Demokratik bir ulus olarak varlık kazanacaklar. 2. Kendi sporunu, eğitimini, dinini, örgütlenmesini, meclisini, belediyelerini kendileri kuracak. 3. Kendi öz savunma güçleri olacak. Bu güç Kürtlerin kendi arasındaki problemleri çözecek. 3 maddede Kürtlerin talepleri şeklinde gelişti. Abdullah Öcalan Irak'takine benzer bir ne diyorlar bu sisteme? Federasyon sistemi istemeyeceğini söyledi. Ama bu tanımlarla yapılacak bir yenilik Yani özellikle buradaki tartışma başlıklarından birisi özgür güçlerine, silahlı güçlerine savunma olmasıdır. Federasyonu çağrıştırır bize. Burada anılması gereken isimlerden birisi 17 yıl Kürt meselesinden dolayı bir Türk olarak hapis yatmış İsmail Beşikçi'nin görüşleridir. İsmail Beşikçi ise Kürtlerin bağımsız devlet olma hakkını savunan görüşleriyle ortaya çıktı. Çünkü şöyle dedi İsmail Beşikçi, 40 milyon Kürt var. Ne İslam teşkilatında esameler okunuyor, ne de uluslararası hiçbir teşkilatta 40 milyonluk bir kitlenin hiçbir şekilde temsili yok. Bu büyük sıkıntıdır. Peki arkadaşlar, ne beklenebilir? İki seçenek var böyle bir durumda. Yani bir siyaset bilimci soğukkanlılığıyla baksak, bir sosyolog soğukkanlılığıyla baksak iki seçenek var. Ya barışa doğru gideceksiniz, ya savaş daha da şiddetlenecek. Ve eğer savaş seçeneği ön plana çıkarsa, eskisi gibi bir savaşın olacağını düşünmek yanılgı olur. Çok daha kanlı bir savaşın olacağı açıktır. Ne yapmalıdır? Kürt sorununun çözümü Türkiye Cumhuriyeti'nin kendisini de yeniden düzenleyecek reformlar yapmasıyla mümkündür. İster beğenilsin, ister beğenmezsin siyasi olarak tutum alınabilir. Karşı tarafı temsil eden güç PKK'dır. Bu bir olgudur. Soğukkanlılıkla görülmesi gereken bir olgudur. Problem şurada, Kürt sorunu var oldukça Türkiye demokratikleşemiyor. Türkiye demokrasiyi oturtamadığı için Kürt sorununu çözemiyor. Bir kısır döngü diye belirlediğimiz durumla karşı karşıyayız. Batı'daki örneklerinde sorunlar, böylesine sorunlar çözülüyor ama demokrasinin çok daha gelişmiş olduğu ülkeler onlar. Vesayetin, askeri vesayeti kastediyorum, parçalanması. Kürt sorununun çözülmesinin de siyasi iradenin eline geçmesini sağladı. Olumlu bir gelişmedir. Siyaset tarafından sorunun çözülmesini beklemek. Kürt sorununun varlığı da geçmişte vesayeti perçinleyen bir işide olarak algılandı. Onun üzerinden vesayet perçinlendi. Ve bu vesayetin ortadan kalkmasının en önemli sonucu da Kürt sorununun çözülmesinin mümkün olabilir hale gelmesidir Türkiye'de. Bu da Türkiye açısından son derece olumlu bir gelişmedir. Ve siyasi iradeden daha cesur davranmasını beklemek için her türlü nedene sahibiz. Daha cesur davranmalıdır siyasi irade. Kürt sorununun çözülmesi ülkenin hızla demokratikleşmesini getireceği gibi zenginliğin de artıracağı, zenginliği de artıracağı, çocukların daha dahi malumudur. Peki ikinci seçenekte ne olur? Düşünmek bile istemiyorum. Söylediklerimizin tersi olur. Çok kanlı bir tabloyla karşılaşırız. Büyük ihtimalle de yeni bir savaş eksenini bölünme üzerine oturtur. Yani bu sürecin bölünmeyi getireceğini söyleyen arkadaşlar aslında yeni bir savaşın bölünme ekseni üzerine oturacağını görmek durumundalar. Yaygındır, korkudur Türkiye'nin bölünmesi. Bu da ihtimal dahilindedir. Soğukkanlı analiz etmeyi sürdürürsek bu korku yersiz bir korku değildir, bölünebilir. Ya da eski misaki milli sınırlarını da içine alan bir federatif yapıda çıkabilir. İhtimaller dahilindedir bunlar. Nasıl gidiyoruz? Bir ileri iki geri şeklinde giden bir süreçteyiz. Açıkçası bu açılım diye ifade edilen sürecin çok da başarılı yürütüldüğünü, yönetebildiğini söylemekte güçlük çekiyorum. İktidar sorunu tek başına çözebileceğini düşünürse, kurumların çözüm konusunda ortak bir fikre varmış olmasını çözüm için tek gerekçe olarak görürse çok ciddi bir yanılgıya düşer. Çünkü felsefenin bilgisiyle de biliyoruz ki bir savaş taraflarıyla birlikte vardır. Bir savaş ancak taraflar arasındaki bir barışla ortadan kaldırılabilir. aksesi siyasi pragmatizm olur ve bedeli çok çok ağır olur. Bu şekilde bir sonuca varmak mümkün değildir. Bu son sözlerime geliyorum. Uzattım ama genel bir çerçeve çizmek için, hafızaları tazelemek için gerekli olduğunu düşündüğüm için bunu yaptım. Çözüm sürecinde bir başka olgu gözden kaçıyor. Kürtlerle Türkler arasındaki bir duygusal kopuştan bahsediyor. Bunu daha da netleştirmek gerekir. Aslında bağın koptuğunu söylemek Kürtlerin ulus bilişi geliştirmesiyle ilgilidir. Kürtler kendilerini Kürt olarak tanımlıyorlar. Bir halk kendini bir halk olarak tanımladıktan sonra ona artık sen o değilsin, kendini öyle tanımlayamazsın demenin hiçbir karşılığı yoktur. Boş bir ifade olmaktan öteye geçmez. Bu ulusal bilinci hesaba katmayan bütün düşünce tarzları tökezler, boşluğa düşer, başarısız olur. Daha önemlisi, ulus bilinci geliştirmiş bir halka siz dilinizi kullanma hakkı veriyoruz demenin dahi bir karşılığı yoktur. Çünkü o halk artık kendini bir şekilde tanımlamıştır ve o odur. Bu düzeydeki bir reformlarla sorun çözülemez. Dünyada etnik sorunların çözüldüğünün örnekleri bol miktarda vardır. Son söz olarak şunu söyleyeyim. Devlete özgü olan nitelik kibir değildir, akıldır. Akıl yoluyla çözülür. Teşekkür ediyorum. Sinan Özbek hocamıza biz teşekkür ediyoruz. Genel bir süreci gözlerimizin önüne serdi. Ve gelinen son noktayı ortaya koydu. Tabii problemli bir yerdeyiz. Kolay değil. Dev bir sorun var. Hemen bir yılda, iki yılda çözülebilecek bir sorun değil. Farklı ülkelerde de bu tür süreçler yaşandı. Tam çözüldü denecek anlarda çok önemli çatışmalar yaşanabildi. İnşallah bu süreci başarıyla atlatırız diyoruz. Ve